Türkiye'nin en güzel Fenerbahçe YouTube kanalı Kadıköy Sokak'tan herkese selamlar olsun. Golbağ.com'a ve Kayseri Üzülüme Hastanesi'ne de buradan özellikle selamlar olsun. Arkadaşlar, şöyle bir başlık düşünüyorum. Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım savaşı kim kazanacak diye. Ancak transfere dair de önemli gelişmeler var. Hangisinden başlayayım bilmiyorum. Ancak seçim öncesinde olay göndermeler var. Şimdi Fenerbahçe gerçekten böyle seçim görmedi. Ya bir taraftan Ali Koç Aziz Yıldırım'a bir şeyler söylüyor. Öbür taraftan öbürü biri bir şey söylüyor. Zehir zemberek sözler. İşin içine Acun Ilıcalı dahil ediliyor. Bilmem Proje tayfa bilmem neciydi? Şırdancı tayfa bilmem şu tayfa. Ali Koç Aziz Yıldırım düellosuna dönüşmüş durumda olay. Ve ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar. Kim yapmaz kardeşim, açık söyle. Ali Koç da diyor ki kimin hangi güç olduğunu, kimin hangi tarafta olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın, o da Fenerbahçe'yi yapmayacaklardan falan diyor. İntikam alma düşüncesinde olduğunu söylüyor Ali Koç. Batmaya yakın gösteriliyorduk diyor UEFA'da. Aziz Yıldırım da diyor ki 330 milyon dolarlık Bankalar Birliği'yle anlaşma yaptınız. Hani benim dönemden kalan borç 600 milyon dolardı. Geriye kalan 300 milyon nerede diyor. Stadı Aziz Yıldırım yaptı diyor. Tek bir dava yok diyor Ali Koç. Bugün Fenerbahçe'nin bir sürü sponsoru var. Ne KAS'ta ne UÇK'da. Hani uyuşmazlık çözüm kurulu arkadaşlar. Futbolculara maaş falan vermezseniz orada şey yaparsınız. Hiçbir şey yok diyor. Ya işin içine Jose Mourinho var. Ben Aziz Yıldırım, ben Önder Fırat 2 saat konuştuk diyor. Öbür tarafta ki konuşmadılar. Biz 12'ye anlaştık diyor Ali Koç. 10.5 kap açıklaması yapıldı. Aziz Yıldırım diyor ki el altından para mı verdiniz? Daha ucuza anlaşmışlar diyor. Ya hani o taraf bu taraf gerçekten çok ilginç. Adnan Oktar konusuna girersem sıkıntı olur. 3500 sayfalık Fez'deki okudum. Suçlananların %20'si bizi Adnan Hoca, Acun bizi Adnan Hoca ile Acun tanıştırdı diyor. Acun Ilıcalı bu art niyetin de ötesinde diyor. Yani Mourinho olayı yalan diyor Aziz Yıldırım'la ilgili. Aziz Yıldırım Acun kaşınmasın diyor. Kaşırım diyor. Onursal başkanlık teklifinde falan bulunuyor Ali Koç. Ulan biz nereye düştük? Nasıl bir girdabın içine düştük? Düşünüyorum gerçekten. Bakın Fenerbahçe mesela şu anda transferin gözdesi bir kulüp. Şu anda Fenerbahçe'nin konuşması gereken o kadar çok meselesi, o kadar çok mevzusu var ki biz neleri konuşuyoruz? Hocam sen bize Fenerbahçe'nin konuşması gereken meseleleri söyle. Bak mesela bak. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ali Koç transfer açıklaması yapıyor. A milli takımda sakatlıklar geliyor. Bilmem ne yapıyor. Mert Müldür bir taraftan. Mourinho kapı. Maaşının açıklanması. Maaşına dair kap. Alacağımız oyuncular belli diyor Ali Koç. Öbür tarafta Mourinho'ya soracağız diyor. Hocaya kimi istiyorsun dedik diyor. Batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe. Bakkalı daha iyi yönetirlerdi. Bankalar Birliği'nden çıkmak istiyoruz. FETÖ temizliği yapılmadı. Türkiye Kupası'nda olmayı düşünmüyoruz diyor Ali Koç. Transfer kısmına geçeceğim arkadaşlar. Biraz sabır. Hani 27 milyon euro kar var diyor Feneryum'dan. Ben bunu hep söylüyorum. Bakın Feneryum 27 milyon euro kar. Bir yıllık. Başarı olsa 100 milyon euro kar olur. Fenerbahçe bu sene şampiyon olsaydı 100 milyon euro Feneryum'dan para kalkardı. Feneryum artık klimayı mlimayı gerçekten satardı bu sene. Bahis, yasa dışı bahis. İhaleyi bize yazdılar. Ali Koç'un kayığına binmeyin diyorlar TFF'den. Ferdi'ye teklif yok. Göndermek istemiyoruz diyor. Akıl tutulmaz denen iftiralar. Eski zihniyet geri gelmemeli diyor Ali Koç. 3 Temmuz'da ilk kim kaçtı? Nihat Özdemir kaçtı diyor. Takımda kalması şart futbolculardan bahsediyor. Şimdi Ali Koç diyor ki 120-150 milyon dolar olan sponsorluk gelirimizi 200 milyon dolara çıkardık. Feneryum 25 milyon euro ciro, 5 milyon euro karı vardı. Şu anda 52 milyon euro cirosu var. 27 milyon euro karı var diyor. Bu arada şunu anlatayım. Bu konuda bir hemfikir olalım. Mesela Puma gibi ürünleri satıyor ya Fenerbahçe. Bunları yanlış bilmiyorsam 3 aylık ya da 6 aylık dönemler halinde parasını iletiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Formalar Haziran'da satışa çıkıyor ya. 6 ay ekleyin Ocak. Ocak ayında parası gönderiliyor. O yüzden o satılan her formanın parası Fenerbahçe kullanıyor. Ocak ayında toplu birlik gönderiyor. Bu yüzden formalar çıktığında akın etmemiz lazım. Onu da aklımdayken söyleyeyim. Şimdi
Hocam sen niye buradan giriş yaptın? Arkadaşlar ben asıl ana konuyu konuşacağım ama bir yani müsaade edilmiyor ki. Gerçekten o kadar ilginç şeyler konuşuyoruz ki müsaade edilmiyor. Şimdi hocam gerçekten konuşacağımız yere gelsene sen. Geleyim şekerim. Gerçekten konuşacağımız yer benim için önemli. Ya bu videoya da gerçekten başlık bulmak akıl kârı değil. Ama ben transferi daha çok konuşmuyorum. Şimdi Osayi, İrfancan ve Batshuayi ile transfer görüşmeleri yapılıyor. Bilginiz olsun. Ya da ben isim isim konuşayım ya. Şimdi Jose Mourinho, Ali Koç, Aziz Yıldırım, artık bunlar şey, Acun Ilıcalı. İrfancan Kahveci ile sözleşme uzatmak için görüşülüyor arkadaşlar. Bunu bilin. Kap yapmak için. Mert Müldür şu an için Euro 2024 kadrosunda kesin olarak var. Çağlar'ı almaya çalışıyoruz. Onu da söyleyeyim. Şimanski'yi çok beğeniyor Mourinho. Bir yere göndermek istemiyor. Cengiz Ünder'e de Ali Koç güveniyor. Ki Mourinho'nun da bildiği oyuncu. Dzeko Tadic konusunda bir şey söyleyemem. Hani kalırlar giderler diye bir şey söyleyemem. Euro 2024'ü söyledik. Başka... Ya FETÖ konusunda çok şey var. Ali Koç Türkiye Kupası'na katılmayı düşünmüyoruz diyor ama o değişebilir. Nihat Özdemir'den için 3 Temmuz'da ilk o kaçtı da sonra birileri araya girdi getirdi diyor. Biz transferdeki isimlere odaklanalım değil mi arkadaşlar? Bence transferdeki isimlere odaklanalım. Bir kere şunu söyleyeyim. Griezmann kesin olarak Fenerbahçe'nin listesinde değil. Hiçbir yere de gittiği yok. Bunu açık yüreklilikle şeffaf bir şekilde ifade edeyim. Çünkü bu çok sorulacak. Eminim. Çok 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 fazla sorulacak. Onun dışında ya benim aslında vermek istediğim ana dört konu var. Nedir ana dört konu? Bence biz ana dört konuyu konuşalım. Hocam ana Ayvacı'yı karıştırmasak iyiydi de ya mecbur karıştıracağız. Çünkü bu dört ismi konuşmazsak şok oluruz. Birincisi Raheem Sterling. Arkadaşlar Sterling konusunda çok fazla iddia var. Yani anlaşma tamam iddiası var. Var arkadaşlar anlaşma tamam iddiası var. Ve hani Fenerbahçe konusunda da çok ciddi iddiaları var. Keşke Fenerbahçe böyle bir şeyi gerçekleştirebilse. Keşke böyle bir olayı cidden gerçekleştirebilse. Düşünsenize yani Sterling diyoruz ya. Bir markadan bahsediyoruz. Yani ha olmaz olmaz diyeceksiniz. Ben de kabulüm. Çok zor bana soracak olursanız. İmkansızla aynı. Ancak arkadaşlar anlaşmanın tamam olduğuna dair de Türk medyasında iddialar var. Böyle bir gelişme yaşansa ne yaparsınız? Ben çıldırırım açıkçası. Kafayı yerim. Yani mutluluktan çıldırırım. Niye? Ya 45 milyon şey 35 milyon euro değeri olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Ha hocam transfer market çok önemli değil. Chelsea'de sen de oynasan sana da 8 yazarlar. Bana niye 8 yazıyorlar lan? 38 yazsınlar. Alaksız edifler. Sizi bir daha bu stada almam. Şimdi işin şakası bir tarafa gerçekten diyorum yani 35 milyon euro transfer market verisi var. Ve kulübü Chelsea yaşı 29 ancak 2027'ye kadar sözleşmesi var. Ya Fenerbahçe ikna edebilir mi? Bir şey yapabilir mi? Ne bileyim menajerlik şirketiyle anlaşabilir mi bilemeyeceğim ama 2022'de 56.2 milyon euroyu almışlar. Keşke Fenerbahçe becerse 43 maç 10 gol 8 asist 2759 dakika. 160 milyon euroları görmüş bir futbolcudan bahsediyoruz. Transfer market'ta %50 Fenerbahçe'de dediği bir futbolcudan bahsediyoruz. Ve son olarak sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Ancak ben bu iddiayı doğrulayamadım. Sterling'in Fenerbahçe'yi takibe aldığına dair bir iddia ortaya atıldı. Hani bu iddia doğruysa zaten hayırlı olsun. Bu iş bitiyor demektir. Eğer bu iddia doğruysa. Ama ben doğruluğunu kanıtlayamadım. Baktım göremiyorum. Şu var. Yakışır mı yakışır? Şu var. Hocam
İşte ben Ali Koç'u sevmiyorum. Şimdi Ali Koç gelsin istemiyorum. Evet şekerim. Ama şimdi düşününce de Sterling'i falan getirecek olursa da gelsin istiyorum diyebilirsiniz. O yüzden de ben Ali Koç'un yerinde olsam varımı yoğumu, olanımı olmayanımı bu iş üstüne yoğunlaştırırım. Birinci ismimiz Sterling'di. Bu gitti. İkinci ismimiz Bellingham. Nasıl Bellingham? Hocam atıyorsun da seviyeli at Allah'ını sever. Hayır, o manada demiyorum. 180 milyon euro piyasa değerindeki Bellingham, işte Fenerbahçe'nin şeyini falan beğenmiş, etmiş. Bakın, futbolcunun ulaşabileceği maksimum seviyelerden birisi. Yani 20 yaşında bir futbolcu 180 milyon euro piyasa değeri var. Hani artık kaça kadar gidecek? 250 mi olacak? 500 mü olacak? İnanılmaz bir şey. Ha, Real Madrid çok zeki bir takım. Gerçekten çok zeki bir takım. Birmingham'dan Dortmund 30.15'e aldı 2020'de. 2023'te 103 milyon euroya, piyasa değeri 120 iken 103 milyon euroya aldı. Şimdi bu sezon 42 maça çıkmış. 23 gol, 13 asist yapmış. Hani Şampiyonlar Ligi'nde 11 maçta 4 gol, 5 asist diye gidiyor. Düşünün yani. Ve adamlar böyle bir kadro yapılanmasının içerisinde. Ha, Bellingham'ın kesinlikle Fenerbahçe'yle bir alakası yok ama ben şey olarak belirteyim dedim. Çünkü çok soru geliyor. Hocam var mı bir şeyler? Varsa bir sinyal çak falan diye. Bir şeyler yok. Ama Bellingham'ın Fenerbahçe'yi böyle beğenmesi, Fenerbahçe lehine böyle bir hareket yapması popülaritesini arttırır takımın. Zaten Mourinho ile birlikte popülaritesi çok artmış bir takıma dönüştük. Bu da kaymağı olur. Hink Min Son. Ya daha doğrusu Son Hink Mi. Ya ben bir Fenerbahçe aşığı olarak şunu söyleyeyim. Oldu ya Sterling ve Hink Min Son Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ya da ne bileyim, ikisi birden geldi. Yani kanadın biri Son, öbürü Sterling. Hocam bir şey söyleyeceğim. Eğer bu transfer gerçekleşirse en çok Gaziantep'liler sevinir. Ne alakası var lan? Hocam Antep fıstığı. Ha doğru, Antep fıstığı. Yani. Ya arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Bakın, futbolcu kıymetli bir futbolcu. 2015'ten beri Tottenham'da olan bir futbolcu. Oradan ayrılma niyeti olan bir futbolcu, kabul. 36 maç 17 gol 10 asist, kabul. Ancak sözleşmesi bu sezon sonu bitecek. 31 yaşında. Hani Fenerbahçe'nin ilgisini, alakasını çok kişi söylüyor. Ben bir Fenerbahçeli olarak keşke diyorum, inşallah diyorum. Bakın benim duyumum değil. Ama sağdan soldan duyduğum duyumlara göre inşallah diyorum arkadaşlar. Yani keşke ya. Düşünsene, bir tarafın Sterling, bir tarafın Son. Yani bambaşka bir Fenerbahçe izleriz ya. Bambaşka bir Fenerbahçe izleriz. Keşke. Ve bu kadar seçim arefesinde şu an her şeyi bekliyorum. Gelelim Ana de Armas'a. Hocam anayı bacıyı karıştırma dedik. Sen direkt anayı bacıyı karıştırdın. Öyle değil lan. Ana de Armas'tan Mourinho sonrası Fenerbahçe'den bomba iddia. 3 farklı çekim. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Fenerbahçe'nin reklam yüzü olacak deniliyor. Nasıl yani hocam? Yani Fenerbahçe'nin 3 transferinden bir tanesi Ana de Armas, bunlardan biri olacak gibi diyor. Güzel bir kızımız. Yani hayırlı olsun Fenerbahçe'mize diyeceğimiz bir transfer olur. Ve taraftarın sevgilisi haline dönüşür. Biliyorsunuz Fenerbahçe en son bir ekibe de bir iki kişiyi katmıştı. Yani bu gelişmeler, bu transferler Fenerbahçe açısından gerçekten güzel transferler olur. Düşündüğün zaman yani Fenerbahçe'yi üste taşıyabilecek isimler. Sterling'i falan boş verin. Ana de Armas ismi. Hocam sen istersen kapat videoyu. Sonra yenge hanım seni dövmesin. Yo, o da biliyor canım video çektiğimi. Bak şunu söyleyeyim. Sterling'in takibi doğru değil benim bildiğim. Burada bir shop var gibi. Keşke doğru olsa.
Heung-min Son keşke doğru olsa. Ana de Armas da keşke doğru olsa. Yani güzel transferler olur Fenerbahçe açısından söylüyorum. Ha bunun dışında Griezmann ismi yazılıyor, Lewandowski ismi yazılıyor. Benzema zaten gelmeyecek. Benzema'yı ben çıkardım. Griezmann'ı da aslına bakarsanız çıkartıyorum. Çünkü alakamız yok. Neyse dursun. Şimdi Sterling, Son, bir de Lewandowski ya da Lukaku'dan biri gelirse. Yani işte mesela Leslie Okocoko'yu konuşuluyor. Mati Orele'yi konuşuyor. Memphis Depay'ı kabul etmemiş Mourinho. Zigankov ismi var ama geçiniz. İlkay Gündoğan'ı bize yazıyorlar. Alakamız yok. Baktığınız zaman da alakamız yok. Onun dışında mesela bizde bak daha Osterwolde var. Yetenekli. Mert Müldür var. Çağlar'ı geri getirmemiz lazım. Yerli kuralı, Türk kuralı. Lazım olacak. Bunun dışında Cengiz falan filan var. Tadic Ceko'nun meselesi karışık. Ortada şey öncesinde Euro 2024 öncesinde çok fazla iddialar var. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un kadrosunun çok çok üstüne bir kadro kurmak da şart. Yani Fenerbahçe'de Raheem Sterling'le anlaşma yapılırsa ötesine gerek yok. Ötesini konuşmaya gerek yok. Ve gerçekten de sürpriz ötesi şeyler olmuş olur. Peki siz yorumlayın. Sterling, Son, Ana de Armas transferleri. Bu 3 transfer gerçekleşirse atıyorum kafadan. Hocam benim oyum aslında Aziz Yıldırım'aydı ama Ali Koç'a dönerim der misiniz? Cevaplarınızı yorumlara yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.